Manşet Haber'den herkese merhaba. Bu sabah itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin MİT üzerinden kaçırmalarına bir yenisi eklendi. Kırgızistan'da eğitimci, oranın eski genel müdürü, oradaki Türk okullarının eski genel müdürü Orhan İnandı kaçırıldı. Sabah saatleri itibariyle kaçırıldı. Kırgız hükümeti bu konuda gerekli araştırmaların yapıldığı açıklamasını yaptı ve şu anda Kırgızistan'da pek çok Orhan İnandı'yı seven pek çok insan ve oradaki okulların anne ve babaları ve veliler ve öğrenciler eylemler yapıyorlar. Bir grup eylemci Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde eylem yapıyor. Bir grup eylemci de Bişkek'teki Manas Havalimanı'nın önünde eylem yapıyorlar. Çünkü oradan kaçırılma ihtimali olduğunu düşünüyorlar. İşte bu yayında iki ayrı yere bağlantı yapacağım. Önce Manas Havalimanı'na bağlanacağız. Oradaki eylemcilerin görüşlerini ve düşüncelerini alacağız. Arkasından da Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği'nin önüne bağlanacağız. Evet, şu anda Bişkek'te Manas Havaalanı'nın önüne bağlanıyoruz. Karşımıza Amir Bek Sultan Muratov var. Amir Bek merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Neler oluyor orada? Orhan İnandı eğitimci. Orhan İnandı'nın sabah saatleri itibariyle kaçırıldığını haberleri geldi. Son dönemde MIT'in operasyonları çok sıklaşmıştı. Geçenlerde de Kenya'dan bir öğretmen kaçırması olmuştu. Şimdi bu konuyla ilgili son durum nedir? Sizden bilgi alalım. Evet, buranın saatiyle dün akşam 9 saatlerinde Orhan İnandı Bey'den kaçırıldığını duyduk. Daha doğrusu o saatten beri haber alamıyoruz. Yaklaşık 15-16 saattir kendisine ulaşamıyoruz. Ve bugün her türlü buradaki devlet birimleriyle irtibata geçtik. Gerekli her türlü çalışmaları yapıyoruz. Şu anda muhtemelen Türkiye tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Ama şu ana kadar aldığımız bilgilere göre buranın havaalanından çıkan kayıtlarda herhangi bir şekilde abimizin kayıtları gözükmüyor. Farklı sınır taraf kapıları olsun, büyükelçilik olsun her tarafta bizim arkadaşlar şu anda nöbet tutmuş durumdalar. Bizim tahminimiz şu anki aldığımız bilgilere göre henüz Kırgızistan'dan çıkarılmadı. Buralarda bir yerlerde bekletiliyor. Biz de her türlü sesimizi halka, kamuoyuna, devlet yetkililerine duyuralım ve desteklerini alalım diye burada toplanmış bulunmaktayız. Şu anda bir kısım insanlar havalanında, birçoğumuz Büyükelçilik önünde şu anda bununla alakalı sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Devlet büyüklerinden bu konuda bize yardımcı olmalarını, adaletli bir şekilde davranarak abimizi kurumlarımıza, ailesine geri teslim etmelerini, herhangi bir sıkıntı olmadan sağlıcakla kendisine kavuşacağımızı umut ederekten biz gayret ve çabalarımızı şu anda göstermiş bulunuyoruz. Peki. Buradaki toplanmış insanlar arasında işte mezunlar var, veliler var, öğretmen, öğrencilerden oluşan böyle kalabalık bir kesim var. O kalabalıkla alakalı mikrofonu tutmak isteyeceğim ama şu anda Kırgızistan yetkililerinin bu konuyla alakalı bir açıklaması oldu mu? Kırgızistan yetkililerinin şu ana kadarki açıklamaları normalde olaydan haberleri olmadığı yönünde ve her türlü devlet birimlerini şu anda bu mevzuyla alakalı seferber ettiklerini bize söylüyorlar. Şu an Kırgızistan'ın bütün ilgili İçişleri Bakanlığı olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun, istihbarat birimleri olsun bu mevzuyla alakalı yakından ilgilenip çalışıyorlar. Yani devlet kurumları yani şu ana kadar bize verdikleri cevaplara göre ve gördüğümüz bazı gayret ve çabalarına göre bu mevzuyla alakalı çok ciddi anlamda onlar da bizimle beraber şu anda bir kaygı içerisindeler ve çalışıyorlar. Peki şu anda orada siz havalandınız, Manas Havalimanı'ndasınız, Bişkek'teki. Oraya Türkiye'den bir uçak indiği, orada beklediğine dair bilgi var. Ne diyorsunuz? Yani uçak bildiği burada bir uçağın olduğu doğrudur. Küçük bir jet uçağının olduğunu görüyoruz. Biz de şu anda havaalanında bir görüntülerini arkadaşlar bizlere ulaştırdılar. Uçak yalnız sabahtan beri birkaç sefer kalkmış ve inmiş. İşte farklı farklı havaalanlara git gel yapmış. Burada iki sefer havalanmış tekrar inmiş. Küçük jet uçağı Türkiye'ye ait. Biz de o yüzden şu anda buradayız. Yani bu uçağın tekrar hani bundan sonra neler olacak ya da havaalanına kimler gelip gidecek biz bu şu anda nöbet tutup süreci takip etmekteyiz.
Peki emniyetin Kırgızistan emniyetinin bu konudaki bir hareketlenmesi var mı? Sadece siz gönüllüler olarak mı bunu takip ediyorsunuz? Yok, Kırgızistan Emniyeti bu konuda bunlar da aynı şekilde bizimle beraber çalışıyorlar. Onlar normalde bilgilerinin olmadığını, haricinde bu mevzuların geliştiğini ve Orhan Bey'in sağlıklı bir şekilde tekrar bulunacağı yönünde çok ciddi çalışmaların olduğunu söyleyerek onlar da bizimle şu anda beraber çalışıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi birkaç tane polis ekipleri de bizimle beraber. Peki şu anda sosyal medyada şöyle bir bilgi de geçiyor. Orhan İnandı'nın şu anda Türkiye Büyükelçiliği, Bişkek'teki Büyükelçiliği'nin bodrum katında diye söylemler var, söylentiler var. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Yani o bilgileri duyduk ancak biz onun şu anda net bir bilgi olduğunu bilmiyoruz, emin değiliz. Biraz spekülasyon da olabilir ama her ne olursa olsun diye şu anda 200 civar arkadaşımız da Büyükelçiliğin önünde nöbet tutuyorlar. Ama Peki doğru olup olmadığı yönünde net bir bilgimiz yoktur. Amir Bey bir de yani peki Orhan İnandı'nın kaçırılması sonucunda uçakla gönderilmeyeceğinin de kesin bir durum yok. Karayoluyla çıkarılmış olabilir mi? Çünkü Özbekistan'a, Kazakistan'a, Tacikistan'a. Şu anda bütün sınırlara işte bilgiler geçildi ve arkadaşlarımız, işte mezunlarımız, velilerimiz olsun bütün o sınırlarda önemli birimli bölgelerde şu anda aynı şekilde böyle nöbet tutuyorlar. Yani Özbekistan sınırı olsun, Tacikistan sınırı olsun, komşu ülkelerle olan bağlantıları ve sınırları da aynı şekilde yani bugün özellikle çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Yani Peki. bizim tahminimiz şu ana kadar abimizin Bişkek'te bir yerlerde tutulduğu. Peki Amir Bey, peki teşekkür ediyorum. Peki orada katılımcılardan da görüşlerini almak isterim. Amir Bey, bu arada Türkçeniz için de gerçekten tebrik ederim. Çok harika bir Türkçe konuşuyorsunuz. İzleyenler belki sizi Türkiye'den zannedebilir ama Estağfurullah. Kırgızsınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç tane misafirimiz var. Esenbayke, Bolvatkan Okuyalar'a bayılanıştı sizin oyunuzdu. Bayke Kanday Bolupatat. Biyakta aval usunday. Biz Ateneler çok olduk. Biyakta turganların ilk üçten bir bölüğü Ateneler. Benim üç oğlum oşa ol. Orkan Bey'in kolunda, Orkan Bey de Türk. Baykeler üstün kolunda çoğuygun, tarbiye algan, bilim algan. Emi biyakta gelip turas buğa çeyin. Bu amir Baykeviz barıp nesen ait verdi hoş gerek. Yine ne gizli sopır prezidentimiz izlet otat alg işini. Biyakta gım barıdan oşa çımçuk uçurma izlet otat. Tavulmayınca. Hayatta olsa bu Kırgızistan içinde kalkan bolsa Kırgız bolavu, Türk bolavu aların kolundan alavuz. Anam bir yaktan uçup etken bolsa dağı biz İstanbul'dan da bolsa dağı el arak sotka versek dağı alavuz deyip duravuz. Bayke Şokulcede kança buluşunca duravuz. kança ata ene bar alacaktı. Beyinçilikte bulacakta bir cüzdöy var mı? Cüzdöy ata ene bar. Bu cende 3 kovörlüldük de biz. Bu yakta VIP cakta Oso ol maşine menen girgen bu aeroportta iki yer var eken da. Biri uç yer. Ekincisi VIP diye eski aeroport çakta. Bu can aeroport. Andan yine Türk elçiliğinin canında da durat da. Anan ateneler göp. Telefon çal WhatsApp. Gerek bozsa daha geleviz de WhatsApp. Lan biz bütün üçler var. Oso kişilerin kollarını okan. Baldarın var ten çoğun bol. Çoğun koyup aldı 40-45 ke çıkıp kalgan. Sonra bar geleviz de WhatsApp. Bolgonu biz asıl koyu otururla da otavuz. Daha ana bileli ne olu otat. Анан бардык эмелерден мамлекеттик органдардан кабар алып атабыз. Күтүп турабыз. Анан ал киши табылары менен эле биз тарайбыз. Бул жерде биз эч бир мусор да кылбайбыз, жамандык да кылбайбыз да бу жактагы милициялар менен сүйлөшүп биз жерде турабыз. Кирип бараткан машиненин баарын текшеребиз деп эмеле бир жарым саат мурун кара айнеге караган машине келди. Ошонун толугу менен багажынан бери карадык. Жок. Ошондой карап туруп атабыз азырча. Ооба, ооба, рахмат байке, рахмат байке. Пики Амир Бек сиз. Эркам Туфан Бей сизге дагы салам. Рахмат сизге дагы. Рахмат, рахмат сизге, жакшы. Rahmat. Amir Bey, siz belki izleyicilerden bilmeyen olabilir. Kırgız bir bu sayın velimizin tercümesini yapar mısınız? Neler bize bahsetti? şu anda velimizin fikri, yani biz Orhan Bey bulunana kadar buradayız. Orhan Bey ile alakalı bir bizi ikna edici haber alamadığımız takdirde biz buradan dağılmayacağız. Biz buraya işte
Kalabalık gruplar şeklinde şu an 3 farklı bölümde bulunuyoruz. Büyükelçinin önünde yaklaşık şu an 4-5 merkezde velilerden oluşan, mezunlardan oluşan bir topluluklarla bu şekilde nöbet tutuyoruz. Yani Orhan Bey'in işte sağlıklı bir şekilde bize teslim edildikten sonra biz ancak buralardan dağılırız. Öbür türlü biz bunu kabul edemeyiz. Her ne olursa olsun biz her yerde hakkımızı ve adaleti arayacağız gibi düşüncelerini ifade etmiş oldu. Evet. Peki başka düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen var mı? Başka bir kişi daha var. Ben mezunlarımızdan Firdevs Bey. Ben ona bir, inşallah uzatıyorum şu anda. Firdevs Bey merhaba. Siz merhaba. Türkiye'den misiniz, Kırgız mısınız? Ben buralıyım. Ben burada, buradaki okullardan mezun oldum. Buradaki üniversitemizden, bizim üniversitemizde okudum. Ve hala da bizim üniversitede eğitim görevlisi olarak ve mezunlarını takip ediyorum. Hem mezun olarak hem bu eğitim kurumlarının bir kadro çalışan kadrosu olarak burada abimizi bulmak için, abimizi burada korumak için geldik. Bütün mezunlarla beraber arkamızda büyük yoğunluk mezunlarla burada toplanmış durumdayız. Biz de bu haberi alır almaz uykumuz kaçtı. Buraya geldik sabahtan beri. Buradayız. Farklı yerlerde, elçilikte, şehrin farklı yerlerinde, ülkenin dört bucağında bütün mezunlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışan kadrolarımız, bütün bizi seven, tanıyan herkes beraber burada bir abimizi, buranın bir vatandaşını korumak adına buraya geldik. Burada biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Burada biz bir vatandaşımızı, bir abimizi haksız yere kaybolmasını ve birileri tarafından çalındığını biz haksız görüyoruz ve onu da biz talep ediyoruz. Ve burada da biz inşallah buraya gelip sağ salim ailesine kavuşana kadar sonuna kadar duracağız. Peki çok teşekkür ediyorum Firdevs Bey. İşte bir grup bayanlar var. Ondan sonra geneli burası şu anda havalimanının önü, bizim şüphelendiğimiz giriş bölümü burası olabilir diye. Evet, şuradaki girişte, şurada Türk uçağı orada biraz daha 100-200 metre ötede duruyor. Ben o kapıyı biliyorum. Manas Havaalanı'na çok gidip geldim. Çünkü orası biraz daha çok böyle diplomatik veya VIP yolcuların girdiği kapı, evet. Değil mi o kapı? Evet, evet, aynı VIP dedikleri. Şu an orada bekliyoruz. Burada işte farklı grup arkadaşlarımız buralarda şu anda sokak başında her o virajlarda nöbet tutuyorlar. Herhangi bir arabaların bir hareketliliğin olduğu anda inşallah bir harekete geçerler. Şu anda havaalanın diğer başında farklı bir bölümde, VIP bölümünde bir grup arkadaşlarımız aynı şekilde orada da devam ediyorlar. Biz böyle bütün kapılarını böyle paylaşmış olduk. Evet, Amir Bey teşekkür ediyorum. Nöbete devam. Umarım oradan kaçıramazlar. Sizlerin de büyük gayretleriyle İnşallah. Ve tabii ki Kırgızistan'ın emniyet ve istihbaratının gayretleriyle. Çok teşekkür ediyorum Erkan Bey. Sizler de inşallah başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Şu anda Bişkek'e bağlanıyoruz. Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde bir grup var. Şu anda Orhan İnandı'nın kaçırılmasıyla ilgili bir protesto eylemi var orada. Karşımızda Nurcan Abakirova var. Nurcan Hanım merhaba. 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 Burada Bişkek Türkiye Büyükelçiliği karşısında bulunmaktayız. Bulunma sebebimiz dün Sapat Genel Müdürlüğü'nün başkanı Orhan İnandı Bey'in saat 6'dan sonra kayıp olması, o saatin biri haber alınamaması nedeniyle burada toplanmış bulunmaktayız. Biz sabah okullarında çocuklarımız eğitim görmektedir. Burada hepiniz gördüğünüz gibi veliler toplandı. Ayrıca Orhan İnandı Bey Kırgızistan vatandaşıdır kendisi ve bu şekilde alıkonulmasını biz kınıyoruz. Acilen bulunmasını istiyoruz. Peki Nurcan Hanım, neden Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde eylem yapıyorsunuz? Daha önce Türkiye Cumhuriyeti tarafından Orhan İnandı Bey'e çeşitli suçlamalar yapılmıştı. O nedenle burada toplanmıştık.
Yani bu işin arkasında Türkiye Büyükelçiliği'nin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, o şekilde şüphede bulunuyoruz. Kesinlikle söyleyemeyiz ama düşüncelerimiz bu yönde. Peki şu anda orada kimler var? Orada bir kalabalık bir grup görüyoruz. Şu anda kimler var? Evet, burada sapat okullarında çocuklar eğitim almış, almakta olan velilerimiz kullanmış durumdaktadır. Ayrıca öğretmenler de var. Mezun. Bu tür bir de mezun arkadaşlar. Peki. Elçilikten herhangi bir açıklama oldu mu? Türkiye Büyükelçiliğinden size bir tepki oldu mu bu eyleminizden dolayı? Hayır, henüz bir tepkiyle karşılaşmadık. Kimse içeriden çıkmadı. Bekliyoruz. Peki önünüzde elinize tuttuğunuz tapılsın diye bir ifade var. Bu tabii bilinmeyebilir. Bu ne demek? Ama Kırgızca'da tapılsın, bulunsun anlamında. Biz Orhan Bey'in bulunmasını istiyoruz. Sağ salim kendi vatandaşımızın bulunmasını arzu ediyoruz. Yavaş yavaş bütün veliler de gelecek diye düşünüyoruz. Peki Kırgız yetkililerden bir açıklama oldu mu? Kırgız yetkililerden açıklama, başkanımız çok süratli aranmakta olduğunu, elinden gelen her şeyi yapacağını bize söyledi. Haberlerde açıklandı. Resmi sitelerde, resmi haber sitelerinde. Peki Nurcan Hanım, bize takipte olacağız. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.